son nefes çok mühim. Yine ayeti kerimenin devamında Rabbimiz biz ondan sonra diyor onun diyor milletini helak etmek için üzerine diyor gökten diyor bir ordu indirmedik diyor. Askerler göndermedik diyor. Onları diyor helak etmeye korkunç bir ses kafidir buyuruyor Cenab-ı Hak. Onları birdenbire sönüverdiler buyuruyor. Hep peygamberler, nebiler silsiline baktığımız zaman fırtınalarla, bir sesle veya da gökten bir takım çamurların, şeylerin, ateş şeylerin falan yağmasıyla kavimlerin biz güçlüyüz, gurura, kibire kapılanların, Allah'tan uzaklaştıranların, nefsani arzularına uyanların helakleri hepsi bir anda olmuş oluyor. Bir Ad kavmine baktığımız zaman bir fırtınayla oluyor. Semud kavmine baktığımız zaman bir sesle oluyor. Lut kavmine baktığımız zaman azgın kavim alt üst oluyor. Yer yukarı çıkıyor, yukarısı aşağı iniyor. Horoz sesleri ta gökten horoz sesleri gelmeye başlıyor. Çamurlar yağmaya başlıyor. Şuayb aleyhisselam da öyle. Keldani kavim de öyle. Bir sineklerin, toz sineklerin şeyine uğruyorlar. O kibirli, gururlu insanlar. Elaz Cenab-ı Hak gururları, kibirleri, kendine karşı çıkanlar, kendine güç göstermek isteyenleri çok güçsüz şeylerle helak ediyor. Ebrehe Kabe'yi yıkmaya geldiği zaman fillerle Ebrehe'nin önüne Cenab-ı Hak çöllerden aslanlar, kaplanlar, yılanlar çıkartmıyor. Ufacık bir serçe kuşları, serçe kuşlarının ağzında nohut kadar taşlar. Cenab-ı Hak o azgın kavimlerin akıbetlerini bildiriyor. Ve Cenab-ı Hak ne yazık o diyor gafil kullara ki bir peygamber gelip onlara hakkı tebliğ ettiği zaman onunla istihza ederler, alay alırlar. Çünkü nefislerine uygun değil. Müşrikler görmüyorlar mı diyor, birçok kavimleri helak ettik diyor. Hep tarihe baktığımız zaman bu helak olan kavimlerin enkazları duruyor. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Sodom Gomorra, Pompei en son ve çeşitli zamanlarda ve şeylerde helak olan kavimlerin, ilahi intikam tecelli eden kavimlerin daima menfi hatıralarıyla dolu tarih. Sonra Cenab-ı Hak elbette diyor onların hepsi diyor kıyamet günü karşımızda olacak diyor. Bu inkar edenler, Allah'ın bu azameti ilahisinden, peygamberlerinden, kitaplardan hiçbir hisse almayanlar, onlar hepsi diyor kıyamet günü diyor karşımızda olacaklar diyor. Cenab-ı Hak ondan sonra bir misal veriyor. Ölü toprak diyor onlara bir diyor misal değil mi diyor. Biz diyor ona diyor nasıl diyor yağmur yağdırıyor bir hayat veriyoruz. Ondan taneler çıkartıyoruz. Ve ondan sonra onlardan inbat ediyor yerler. Ondan sonra Cenab-ı Hak sayıyor muhtelif o topraktan çıkanlara. Sonra çiftler yaratıldığını her şeyden, tek tek kendine ait. Her şeyin çift yaratıldığı son zamanlarda bulunmuş bir hadise. Bütün madenler çift, cemadat çift, nebatat çift, mahlukat çift. Tek tek vahdaniyet kendine ait, güç kuvvet kendine ait. Yine Cenab-ı Hak misaller veriyor. Geceden diyor onlara gece bir ibret olduğunu bildiriyor. Biz diyor gündüzü diyor oradan sıyırıp çekeriz diyor. Gece gündüz hiçbir şaşmıyor. Bir takdim tehir yok aralarında. Bir arıza yok. Güneşi misal veriyor bir eksenin etrafında dönmesini misal veriyor. Ayı Cenab-ı Hak misal veriyor. Ne güneş aya yetişebilir diyor, ne de gün diyor, gece diyor, gündüze şey yapabilir diyor, geçebilir diyor. Ve şu kainattaki kudret nişanelerinden, kudret akışlarından Cenab-ı Hak misaller veriyor. Ölüm anı, son an çok mühim bir an olmuş oluyor. İşte bu hayat, o ana hazırlık. Dünyaya hayat hakkı bir sefere mahsus tanınmış bir hak. İkinci seferi yok. Hatta ayet-i kerime de cehennem ehli feryat ederler. Ya Rabbi bizi çıkar, bizi döndür dünyaya. Biz sana kulluk edelim derler. Cenab-ı Hak da size dünyada düşünecek kadar bir vakit vermedik mi?
size bir uyarıcı göndermedik mi, irşad edici göndermedik mi buyurur. Bir peygamber gelmedi mi size buyurur. İnsanlar ekseriyette bu yaşadıkları gibi can verirler. Yani nasıl yaşanırsa yaşadıkları gibi insanlar can verirler. İnsan en güzel son nefeste kendini tanır. İnsan kendisini istediği kadar dünya tahlil etsin, enfüsidir. Yani hissiyatının tahlilini yapamaz. Yani insan işte bu Habib-i Neccar'da olduğu gibi, Firavun'da olduğu gibi en güzel kendini son anında tanır ama işten geçmiş olur. Firavun da Kızıldeniz'de boğulurken İsrail'in Rabbine dedi fakat işten geçmiş oldu, her şey bitmiş oldu. Onun için bu ölüm tohumunu, o tohuma iyi hazırlanmak lazım ki o tohum işte kabirde filiz verecek, ahirette filiz verecek. Toprak üstünün saltanatına aldanmamak lazım ki toprak altının horluğuna düşmemek ve toprak üstünde de bir yerli edasıyla dolaşmamak. Daima düşüncenin merkezine faniliği de yerleştirmek. Bakın nefis faniliğe isyan halindedir. Faniliğe isyan halinde olduğu için ölümü uzak görür. Bir takım menfaatlerin toplanmasının gayreti içinde kalır. Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde bizi ikaz eder bu son nefes hususunda. Ey iman edenler, Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Velâ temutunne illâ entüm müslümun. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruluyor. Demek ki Müslüman olarak can vermek. Yusuf Aleyhisselam, Ya Rabbi Müslüman olarak canımı al ve salihlerle beraber eyle buyuruyor. Yakup Aleyhisselam oğullarına Müslüman olarak can verin buyuruyor. Firavun'un zulmettiği zulüm gören sihirbazlar Rabbena ifri aleyna sabren ve tevfena müslümin diyorlar. Ya Rabbi diyorlar, üzerime sabır yağdır ki bu Firavun'un zulmü karşısında biz zaafa gelmeyelim. İmanımızı kaybetmeyelim. Ve Müslüman olarak canımızı al diyorlar. Ve bu Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu can verme telaşeleri bildiriyor. Eshab-ı Uhdud'u bildiriyor. Nasıl bir imanları korumak için hendeklerin içinde can vermeye falan razı oldular ateşlerin içinde. Velhasıl bu hayat bir iman bedelini ödeme. Ahiret bedelini ödeme. Rabbimiz cümlemizin yardımcısı olsun. Dünya uzun gibi geliyor. Uzun ömür çokmuş gibi geliyor. Cenab-ı Hak da bunun bir ilahi sonsuzluk karşısında, ahiret sonsuzluğu karşısında bir hiç olduğunu, bir akşam karanlığı veya da bir şafak vakti kadar olduğunu, illa aşiyeten evduhaha, o kadar bir az olduğunu bildiriyor. Velhasıl Rabbimiz cümlemizin yardımcısı olsun inşallah.